Bağduku ve onun ihtiyaçları üzerinde durmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da özellikle Bağduku'nun bakır açısından nasıl önemli bir ilişkisinin olduğunu vurgulamak isteriz. Daha önceki videolarımızda dedik ki C vitamininin, demirin, çinkonun çok ciddi önemi vardır. Bu videomuzda da bakır ve Bağduku'daki kollajen liflerimizin önemini vurgulamak isteriz. Çünkü siz Bağduku'nun liflerini kurgular ve onların sarmal oluşturaraktan demetlerini ve oradaki yapılanmalarını ortaya koyabilir. Ama bakır seviyesini takip etmez, vücudumuzdaki bakırın düzeyini desteklemezsiniz de şayet, o zaman bu liflerin birbiri arasındaki bağlantılarını sağlamlaştıramazsınız. Tabir yerindeyse birbirine çivilenmelerini sağlayamazsınız şayet bunların. O zaman gevşek ve vücudumuzdaki yükü taşıyamayacak şekilde zayıf bir bağ doku katmanlarına sahip olacaksınız. O zaman işte vücudun biyomekaniği bozulmaya başlayacak ve terazinin bozulmasıyla birlikte özellikle sakroileit, buna benzer bir şekilde skolyoz hastalarımızın veyahut da sırtındaki kaslarının sertleşmesiyle birlikte ortaya çıkan fibromiyalji hastalarımızın durumları daha da ileriye doğru kötüleşecektir. O zaman bağ dokunun daha sağlam, daha birbirine tutunmuş ve birbirine perçinlenmiş, çivilenmiş bir şekilde sağlıklı olmasını istiyorsak, bakır düzeyinin ölçülmesi ve onun destek ürünlerinin alınması önemlidir.